Merhaba, herkese iyi akşamlar. Türkiye Sigorta. Şimdi bunu da haftada bir yapıyoruz aşağıya, bu Türkiye Sigorta'yı. Önce bir şey söyleyeyim. Dün videolarda söyledim. Galiba BIST 100 videosunda anlattım. Risk, şimdi bir toplantı var bugün. Yani bir karar açıklanması bekleniyor. Kısıtlama artar artmaz onu bilemem. Ama piyasa bu riski sevmedi, onu söyleyeyim yani. Riski satın almadı ve satmaya başladı. Dolayısıyla bir şeye dikkat etmek lazım. Yani toplantı sonucu muhtemelen piyasanın üstünde muhtemelen değil, kesinlikle hatta etkisi olur. Ama ne yönde olur, sonuç ne çıkar onu şimdiden söylemek zor. Türkiye Sigorta düşen bir trendin içinde hala devam ediyor. Yani orayı bir türlü kıramadı. En son bir heyecan yaptı. Şöyle bir 6 liraları bir yokladı, tekrar şu düşen trendi bir öptü geldi. Olmadı. Burada önemli bir seviye 5.40. 5.40'ın altına giderse bir sonraki destek seviyesi 5 lira civarı olur. 5-5.10 civarı olur. Oradan da aşağı giderse Fibo seviyesi 4.82'yi 200 günde 4.37'yi gösteriyor burada. Tabi pat pat diye söylemiyorum yani. Desteklere bakılır. Kırılmıyorsa iyi. Kırılıyorsa bir sonraki referans alınmaya başlanır. O bakımdan söylüyorum. Düşeni kıramadı. Bütün ortalamanın altında ve sizin burada artık tabii değişti bu seviye. Aramanız gereken seviye 6 ya da şöyle söyleyeyim. Cuma için söyleyeyim. 4 Aralık Cuma oluyor. Yanlış. Evet. Bakayım bir. Evet. 6 lira 8 kuruşun üstünde kapanışlar almaya başlarsanız hafta sonu için, yani işler tekrar olumlu bir yere dönerse o zaman şu düşeni artık kırmış oluyor. En azından bir sonraki tepe tabi, yani 6.38'in üstüne bir hareket görmesek bile, görür müyüz göremez miyiz onu bilmek mümkün değil arkadaşlar. Görmesek bile en azından bir yataylık görebiliriz. Şu düşüş akımının bize bittiğini gösterir o yataylıkta. O da dediğim gibi yani polyancılık gibi olmasın da işte, hani kötünün iyisi demiyorum ama düşüş akımının bitmesi hiç olmazsa biraz daha sakinlemesine neden olur hissedarların. Bunun dışında Türkiye Sigorta için söyleyeceğim bir şey, tabii yani RSI aşağı bir akım gösteriyor. MACD yine aşağı bir akım gösteriyor. Burada RSI takip edenler için söylüyorum. Yani 30 civarında veya 30'un, yani genelde böyle bir arkaya doğru açtığımız zaman 30'un çok bir altı yok gördüğünüz gibi günlükte. Yani bu 30 civarına geldiği zaman, gerçi şu kısmı referans almak bilmiyorum ne kadar doğru. Çünkü orada başka bir hisseydi. Güneş Sigorta da birleştiler biliyorsunuz. Daha önceki grafik Güneş Sigorta'nın grafiği, bu geriye doğru uzayan. Yani ne kadar onun için dediğim gibi referans almak doğru bilemiyorum. Ama genellikle şu kısımdaki hareketlere baktığımız zaman, yani şurada Mart'tan beri olana baktığımız zaman 30'un çok altına RSI'nin gitmediğini görüyoruz. Şu anda 42, MACD'de -0.2'de kesişmek üzere. MACD yönünden baktığımız zaman o da tabi yani Mart'ı, burada Mart bir tepkidir. Onu almıyorum ki, alınabilir de tabi, kırılırsa alınır, dönüp bakılır ama -10-13 seviyelerinden tepki verdiğini şurada ve şurada görüyoruz. Arada da -0.5'ten tepki vermiş. Dolayısıyla bu göstergeler takip edilebilir. Özel bir formasyon yok. Unuttuğum herhalde bir şey de yoktur. Herkese iyi haftalar dilerim.